Tamam. Anam müzmin anladı mı? Tayyipçi. Bak şimdi. Müzmin ama. 31 Mart seçimlerinde işte 24'te 13 ay bir filan kazandı, ipi gösterdi. Ama 31 Mart'ta anlarım Recep Tayyipçi olduğu halde anlarım kabinde ben girdim bunun yerine oyun kullandım. Bak deme deme. Şu doğru yalı. Şey geldi. Başkanım. Sandık başkanı geldi. Amice ne yapıyorsun burada dedi. Dedim eşime yardımcı oluyorum. Ya dedi yasaktır dedi buraya giremezsin. Ya evladım dedim. Bayan oldum üstelik de. Evladım. 60 senedir aynı yatağa giriyorum da yani senin küçük kırımcı kulübene mi giremeyeceğim dedim. Ama dedi, dedi amca ne işin varsa gör dedi. Şimdi geldi anladın mı Haziran 23. O arada anladın mı? Devamlı ben bunu işliyordum. Bir akşam geldim. Dedi anladın mı? Mehmet dedi. O içime kullanacaksın dedi. E dedi benim kimle belli. Seninki de belli. Lan sen kime? Dedi ben dedi oyumu dedi anladım İmamoğlu'na kullanacağım dedi. Niye? Hakkını dedi yediler. Ben dedi o hakkın hesabını ahirette veremem. O hakkı teslim edeceğim dedi. Allah Allah. Ha. Ama dedi bir bak benim bir şartım da var dedi. Ben dedi İmamoğlu'nun soyadını değiştim dedi. Değiştiriyor. Ya nasıl değiştin? Hayır. İmam dedi, İmamoğlu herkes olur dedi ama İnanoğlu dedi. İnanoğlu. Ben öyle inanıyorum dedi. Hayır, İnanoğlu. Teyzeciğim. Vallahi teyzemin içine doğmuş. Benim annemin kızlık soyadı İnan. Ama bak içine doğmuş oradan. Ama şimdi öyle bir güzel yakıştırdı ki ben dedi anladım. Rica ederim. Çok güzelsiniz. Adaların kızları harika görünüyorsunuz. Gel bakalım kız. Sen gel. Böyle gel. Ekrem başkanın yanına gel. Evet. Çocuklar çok. Evet. Tamam sen de gel. Gel bakalım. Nasılsınız? Merhaba, İyi misiniz? Teşekkür ya. Ederim. Ya insan sevgilisini göre kalbi çok uçar. Ay sağ ol. Ne güzel sözler. Var mı isteğin? Evet. Söyle. Bir isteğim var. İlk önce ulaşım hakkında vapurlar için bir müdahalede bulunmanızı istiyorum. Tamam. Çünkü ben transfer olurken nedir? Çok fazla müdahale derken? Şey, İçeri senin binişle ilgili hayır, mi? Hayır hayır. İçeri girebiliyorum ama vapurun içine giremiyorum. Dışarıda o kadar soğuk oluyor ki kışın. İçeri ha şey olarak bir tekerlek. Bir paravar şeklinde bir şey olabilir. Bunu not alıyor musunuz arkadaşlar? Alıyoruz başkanım. Evet. Tamam. Ve sağ ol abim benim. Sağ ol güzel abim. Sağ ol. Fıstık merhaba. Vapura binemiyorlar. Mutlak çözüm istiyoruz şehir hatlarında. Onlar da görür. Tabii anladım. Ya, tamam iyi anladım. Başkanım Hasan'a da biraz. Öyle mi? Evet. Hadi. Biliyorum bizimkiler de öyle ama artık yapmaz ama. Tamam mı? Anlaşalım mı? Hayır. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Risklidir diye rapor alınmış. En son iki hafta önce de Karot raporu neticesinde riskli olduğu. Sayın Müftüm yanlış anlamayın. Estağfurullah efendim. Burayı hemen kapatın. Bu kadar riskliyse. Ciddi manada riskli. Zaten kapatın. Karot, biz de hızlı hareket edelim. Ortada. Yazışmaları yapıp biz yapmaya hazırız. Diyanet izin verirse caminin projesini arkadaşların proje etütler çalışsın. Evet. Hemen hızlıca girer burayı yaparız. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Hiç konuşmaya gerek yok. Mülk bizim zaten. Hemen hızlıca evet. O zaman bizim şey. Tabii yani izine de gerek yok. Büyükşehir'e ait efendim. Bitireceğiz, şey yapacağız. 2030'a tamam. Kadar. Tamam. Sorun yok. O zaman biz hızlıca giriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ama yani bu haliyle eğer bu kadar riskli bir yapıysa burada bir ibadet anının bile olması sıkıntılı hocamız diye düşünüyorum. Hocamız da hafta hocamız, hocamın o da biraz vallahi, o manada işte riskli. Yani bir bakın çözümünü falan evet. Hep beraber bir bakın. Olmadı diğer camide görev yaparlar zamanında ya geçer. Yani sizden ayarlayın. Görevlendirme olur o zaman. Dernek başkanımızla da konuşun. Ona göre hızlıca yapıp çıkalım burayı. Ama kediye dikkat edin. Evet hayırlı işler merhaba. Kolay gelsin. Allah iyilik versin. Size zarar vermeyeyim şöyle. Sağ ellerinize. Başkanım şu arabaya yapsınlar başkana sorayım. Tamamdır. Başkanım tamam bizdedir. Bakarız. Tamam.
Evet, hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işler arkadaşlar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, saygılar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Hayırlı işleriniz olsun, saygılar. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Başkan seninle gurur duyuyor. Sağ olun efendim. Sağ olun. Allah mahcup etmesin diyelim. Saygılar. İyi misin? Dediler et ucuzladı. Gir al başkan ne varsa verir dediler. Erdoğan Yılmaz adamızın evet. En nadide ve en eski kasabıdır. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Saygılar. Çok fitsiniz. Çok. Fena değilim. Biraz daha iyi olmam lazım. Maşallah. Sağ olun efendim. Görüşmek başkanım, üzere. İyi misiniz? Sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Efendim saygılar, saygılar. Hayırlı işler. Şuna bakın. Teşekkür ederim. Çok seviyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok naziksin. Çok sevdim. Allah başımızdan eksik etmesin. Ettim, ay, hiç inanamıyorum ya. Gerçekten çok sağ ol. Vallahi biz de çekelim ya. Siz de bir resim çekelim. Beraber miyiz? Yok, biz de beraberiz. Hayır. Sol ayağım. Bütün işlerimizi görüyoruz. Çok iyi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne güzel, harika. Aşağıda bir tane var. Evet. Bu arkada. Ne oldu? Evet, adalarda güzel bir gün geçirdik ve inşallah adalar bizim göz bebeğimiz, tarihiyle, dokusuyla, güzel hizmet alma biçimiyle bizim için kıymetli. Burada var olan değişimlerimizin nasıl yürüdüğüne baktık. Burada tarihinde ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin artık bir koordinasyon merkezi var. Bunu özellikle bazı ilçelerimizde uygulayacağız. Çünkü hizmetlerin ritimli bir şekilde yürüyüp yürümediğine kurumsal olarak bakacağız. Orada kamu kurumlarıyla, ilçe belediyemizle, kaymakamlığımızla ve diğer birimlerle nasıl işbirliği yaptıklarını en azından denetliyor olacağız. Dolayısıyla bunları gezdik. Çok da verimli oldu. Adalarda planlama süreci olsun, bu kentin özellikle bir stratejisi, geleceğe dair bir vizyonu olsun. Bu anlamda gerçekten sıkı adımlar atıyoruz. Çok farklı bir yaz dönemi geçireceğiz. Aslında hayallerimiz geçen yıl bambaşka bir ortama erişmekti. Ama malum Türkiye'nin neredeyse 16 aydır yaşadığı pandemi birçok isteğimizi biraz erteledi. Ama bu yaz bunun iyi bir sınavını vereceğiz. Tertemiz sahiller, buranın temizliği konusunda ilçe belediyesiyle müşterek çalışma, farklı ihtiyaçlar, insani ihtiyaçlar, parkların içindeki lavabosundan tuvaletine, sahillerdeki temizliğe, mekanların titizliğine. Çünkü burada yüz binlerce insan geliyor ve ziyaret ediyor adayı. Burası aynı zamanda bir inanç merkezi. Bütün bu yönleriyle adaları göz bebeğe bir yer, el üstünde bir yer olarak tutacağız. İstanbul'un her ilçesinin farklı bir özelliği var ama adalarda bir tane. Meydan tasarımı da geliyor. Tabii. Kentin farklı tasarlanan alanları da var. Meydanları bu noktada değerli. Şu anda restorasyonu başlayan tarihi alanlarımız var. Başka sürprizlerimiz de var. Netleşmediği için onlara da bakıyoruz. Yeni hizmet alanlarını da adalara kazandıracağız. Evet. Başkan, ben şeyi söyleyeyim. Adalar buradayken adalarımın teşekkürünü ileteyim. Paşabahçe Vapuru'nu tekrar hizmete kattığınız için. İnşallah. Çünkü Paşabahçe Vapuru adalara çok hizmet etmiştir. Ne güzel. Buradaki köşkler yandığında motopomplar, su pompaları getirmiştir. Yangınları söndürmüştür. Aynen. Öyle bir vapur. İnşallah 2022'de hep birlikte sizde bir kültür İnşallah. Gezisiyle Paşabahçe Vapuru'ya buraya geliriz. Onu diyeceğiz. Bu İnşallah sergide, bu sene sonu bitmesini bekliyoruz. Akil Asminas'ın sergisi bu. Kendisi Yunanistan'da yaşıyor. Çizimleri onlara ait.
siz de kitaba karşı olan şeyinizi biliyorum. Aynen. Bir kitap için bir metro projesi kadar değerli olduğunuzu söylüyorsunuz. Siz de kitap çalışmaları yaptınız. Biraz gibi abarttım diyorlar ama ben abartmadığımı düşünüyorum. Yok, bence doğru yapıyorsunuz. Evet. Eski bir büyük adanın eski hikayesi, bir Rum köyü gerçekten. 1450'den önce Bizansların rahiplerin, papazların kaldığı, çok ufak balıkçıların kaldığı bir köy. 1453'ten 42'nin önce Baltalı Süleyman Paşa geliyor. Aya Nikola Kilisesi'nin orada bir kalede burayı alıyor 42 yıl önce Baltalı Süleyman Paşa. O anıtla duruyor. Burada işte daha önce bu iskele yok burası. Buranın yerleşim yeri de şimdi geldiğiniz o bina değil. Çok Maytondan iyi. Önce eşekçiler var. Adanın ilk esnafı. Eşekçiler. Eşeklerle, vapurdan gelenler eşeklerle götürüyorlar. Bu eşekler aynı zamanda inşaat alanında da ıslahat fermanından sonra İstanbul'da yaşayan Rum, Ermeni, Fransız, İtalyan azınlıklar burada yalılar yaptırıyor Boğaz'da olduğu gibi. Ve burası hayatı değişiyor, gelişiyor. Bu da Adana'nın ilk çekilen fotoğraflarından biridir burada. Yukarıda bakın Dragos, Maragos, kimse hiçbir şey yok burada. Vay be. Bomba.